Migros TV mutfağından herkese merhabalar. Ben Migros TV şefi Ali Çınmır. Bugün sizlerle birlikte hem çok kolay hem de çok pratik hem de çok lezzetli bir tarif yapacağız. Peki bugün ne mi yapıyoruz? Bugün sizlerle birlikte limonlu etimek tatlısı yapacağız. İlk önce şerbetini alıp etimekleri dizeceğiz. Üzerine şerbeti dökeceğiz. Ardından muhallebisi ve üzerine de limonlu sosunu hazırlayacağız. Hazırsanız hadi hemen malzemelerimizi sayıp ardından yapım işlemine geçebiliriz. İlk olarak şerbetini hazırlayacağız demiştik. Şerbeti için malzemelerim burada suyum ve şekerim var. Ardından muhallebisini hazırlayacağız. Muhallebisi için de burada Migros sütüm var, şekerim, unum, nişastam, vanilyam, tereyağım ve muhallebisine mükemmel derecede tat ve koku vermesi için limon kabukları rendeleyeceğiz. Ardından üzerine limonlu sosu için de burada limon suyumuz var, nişastamız, şekerimiz ve iyice sarı rengini vermesi için de çok az bir zerdeçal kullanacağız. Hazırsanız hadi ilk aşama olan şerbetiyle yapımına başlayalım. Tenceremizin içerisine hemen suyumuzu ekliyoruz. Ardından da şekerimizi ilave ediyoruz. Ve bir çırpıcı yardımıyla güzelce karıştırıyoruz. Şerbet burada kaynayana kadar bekleteceğiz bunu. Şerbetimiz güzelce kaynadı. Ocağımın altını kıstım. Yaklaşık 15 dakika kadar kısık ateşte pişecek. Biz o sırada hemen muhallebisini hazırlamaya geçelim. Şerbetimizi kaynamaya bıraktık. Muhallebimiz için de bir tenceremin içerisine hemen 1 litre sütümü ekliyorum. Sütümüzü ilave ettik. Ardından içerisine şekerimizi, burada nişastamızı ve unumuzu ekliyoruz. Muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırarak pişireceğiz. Muhallebi kıvamına gelene kadar pişiriyoruz bu şekilde. Ardından içerisine diğer malzemelerimizi de ilave edebiliriz. Evet, muhallebimiz kıvam almaya başladı. İçerisine hemen tereyağımızı ekliyoruz. Ardından vanilyayı ve limon kabuğu rendemizi de içerisine hemen bu şekilde ilave ediyoruz. Evet, limon kabuğumuzu da içerisine rendeledik. Hemen şu şekilde karıştırıyoruz. Ocağımın altını kapatıyorum. Tereyağı eriyene kadar karıştırdıktan sonra ocaktan alıyoruz. Ve artık şerbet ile etimekleri ardından da muhallebi buluşturabiliriz. Şerbetimizi hazırladık, muhallebimizi hazırladık. Ardından etimeklerimizi borcamımızın içerisine diziyoruz. Evet, etimeklerimizi borcamımızın içerisine dizdik. Ardından şerbetimizi içerisine ilave ediyoruz hemen. Üstüne bir kepçe yardımıyla güzelce gezdiriyoruz. Evet, şerbetimizi etimeklerin üzerine döktük. Yaklaşık bir 5-10 dakika kadar bekliyoruz. Ardından muhallebi üzerine ilave edebiliriz. Etimeklerimiz şerbetini çekmesi için 5-10 dakika bekledik. Ardından üzerine hazırlamış olduğumuz muhallebimizi ekliyoruz. Hemen bir spatula yardımıyla her yerine yediriyoruz muhallebimizi. Ve yaklaşık 15 dakika kadar bu şekilde bekliyoruz. Biz de o sırada üzeri için olan limon sosumuzu hazırlayalım. Tatlımız dinlenirken biz de o sırada sosunu hazırlayalım demiştik. Sosu için hemen bir tenceremin içerisine limon suyumu ekliyorum. Ardından nişastamı, şekerimi ve renk vermesi için de zerdeçalımı ekliyorum. Ardından iyice karıştırıyorum hepsini. Müzik
Kaynayana kadar bu şekilde karıştıracağız. Kaynadıktan sonra 5 dakika dinlendirip tatlımızın üzerine dökebiliriz. Sosumuz güzelce kıvam aldı ardından ocaktan alıyoruz. Daha sonra tatlımızın üzerine döküp artık soğumayı bırakabiliriz. Limon sosumuzu 5 dakika dinlendirdik. Ardından hemen tatlımızın üzerine döküyoruz. Şöyle güzelce her yerine yaydıralım limon sosunu. Tatlımızın üzerine limon sosunu da ekledikten sonra ilk olarak yarım saat dışarıda, daha sonra da iyice soğuması için 1-2 saat buzdolabında dinlendirebilirsiniz. Siz de böyle harika ve lezzetli tariflere ulaşmak isterseniz eğer Migros TV YouTube kanalını takip edip bizi izlemeyi unutmayın. Hoşça kalın.